aynı senenin Şubat ayı içerisinde Maraşal Çakmağan emrindeki ordu ibadetin Türkçeleştirilmesi projesinde sonuna kadar hükümetin arkasında sözünü verdi. Aynı aylar içerisinde dönemin Amerikan Büyükelçisi Cheryl Türkçe Kur'an projesini çok yakından takip etmekte ve bütün günlük gelişmeleri bile Washington'a rapor etmekteydi. İlginç. Yani Amerikalılar gibi batıya dahil olup da Türkiye'nin en uzak o gün için batısında yer alan 10 bin kilometre uzakta bir memleketin büyük elçisinin Kur'an'ın ve ezanın Türkçeleştirilmesi projesiyle bu kadar yakından alakadar olması arkadaşlar tek başına ilginç idi. Geçmeden önce şunun da altını çizelim. İstanbul'la Türkiye'nin başka yerlerinde birçok hafız takvaları nedeniyle Allah'tan korktukları için, ahiretlerine hesaba kattıkları için Türkçe makam ile tecvid ile Kur'an meali okuma sapkınlığından uzak durdular. Belki başlarına gelecek birçok şeyi de sineye çekerek bu sapkınlığa kendilerine alet etmediler.